Sayın seyirciler, sokakta kaldım, bana yardım et diyen arkadaşını evine açan kadın iyiliğin bedelini ihanetle ödedi. Vicdansız arkadaş kadının evini soyup kayıplara karıştı. Ben bunu dost bildim, arkadaş bildim. Bu ihaneti nasıl bana yaptı? Zor durumdayım diyen 10 yıllık arkadaşına evini açtı. Soyulacağı aklının ucuna bile gelmedi. Benim eşyamlara, haram malına alıyorlar, yuva kuruyorlar. Allah'ından bulsunlar. Nazlı Solmaz bir temizlik firmasında çalışıyor. Yanında çalışan bir iş arkadaşı vardı. Geçtiğimiz hafta ona telefon açtı ve ben bir kişiyle kaçtım. Sevgiliyim, imam nikahı kıyacağım. Daha sonra da evleneceğim. Ancak ailem buna izin vermiyor dedi. Birkaç günlüğüne sende kalmak istiyorum deyince Nazlı Solmaz da arkadaşına evinin kapısını açtı. Bana bir gün telefon açtılar. Nazlı abam, biz dışarıda kaldık, hastane, acillerde yatıyoruz. Bir 2-3 gün sende kalabilir miyiz? Ben de 3 günü kabul ettim. Nazlı Solmaz arkadaşının evine yerleşmesine izin verdi. İmam nikahlı sevgilisinin ise başka bir yerde kalmasını istedi. Dedim bu beyefendi ki benim imam nikahı eşim dedim. Ben dedim ben bu beyefendiyi kabul etmiyorum, gidecek dedi. Nazlı Solmaz hafta sonu arkadaşını evde bırakıp dışarı çıktı. Akşam eve geri döndüğünde ise gözlerine inanamadı. Nazlı Solmaz cumartesi sabahı eve geldi ancak ne arkadaşını ne de onun sevgilisini gördü. İkisi de evden ayrılmıştı ancak ayrılırken de elleri boş gitmemişlerdi. Evde bulunan işte buradaki plazma TV'yi götürdüler. Ayrıca yastığın altında da ziynet eşyaları vardı. İşte o ziynet eşyalarını alan arkadaşı ve sevgilisi evden uzaklaşmıştı. Cumartesi günü 5'te sonra işten eve geldim. Şoka uğradım, çalındı. Zincir künye vardı, oğlum askere gitti, o bana aldı. Hatırasıydı, çocuğum aldı. O zinciri bile götürmüşler yani, hatıraydı. Başka? Yani. İki tane de bileziklerim gitti, bir de plazmam gitti yani. Kumandasını, televizyonu, belgesini, senetleri, garantisini, plazmasını hepsi komple götürmüşler yani. İki sevgilinin televizyonu çalma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Nazlı Solmaz, iyilik yaptığı arkadaşının ihanetine anlam veremiyor. Üstelik soygundan sonra telefonla ulaştığı arkadaşının kendisine hakaret ettiğini de ileri sürüyor. Yani kapımı açtım, yüreğimi açtım onlara. Ben onlara bu ihaneti yaptığını hiç tahmin etmiyordum. Arıyorum, telefonları kapat, bana mesaj atıyor. Ben de dedim ki siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz benim plazmamı götürdünüz. Nereye sattınız? İyi ki yapmışız. Daha önce yapsaydı çeşke diyorlar. Nazlı Solmaz savcılığa giderek şikayetçi oldu. Polis arkadaşını soyan kadınla sevgilisinin peşinde. Ben bunu yani biraz önce bulunmak istiyorum. Evi yani çıktı gittiler benim evimde. Kendi çeyizini dizdiler resmen bunlar.